Okul geçidi. Okumaya bile gerek duymuyorum artık. Çerez. Çok raddetçi olurmuşum aslında. Herkese tekrardan selamlar. Ben Sinsit Su. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Bekçilik sınavları nasıl bir sınav olduğunu hep merak ediyordum. Bu sınavı ilk defa bugün çözeceğim. Nasıl bir sınavmış? Dedikleri kadar kolay mı? Tabii sınava başlamadan önce size bekçilik maaşları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 2021 yılında ilkokul mezunu bir bekçinin aldığı maaş 4618 lira. Lise mezunu bekçi maaşı 4782 lira. Ön lisans ve lisans mezunu bekçilerin maaşı ise 4999 lira. Peki asgari ücret ne kadar? 2825 lira 90 kuruş. Yani en düşük bekçi maaşın neredeyse asgari ücretin 2 katına falan denk geliyor. Buradan daha çok düşünebilirsiniz insanların neden bekçi olmak istediklerini. Bir de kızların numarasını falan alıyorsunuz falan filan. O tür ekstraları da oluyormuş. Buradaki bütün soruları çözmeyeceğim elbette. Burada gözüme kestirdiğim bazı soruları seçeceğim. Çünkü toplamda 100 soru falan var. Hepsini tek tek çözmeye çalışsam en az 1 saatimi falan alacak benim. Buradan görüyoruz Türkçe 20, Sosyal Bilgiler 15, Fen 15, Hayat 15, Matematik 15, Genel Kültür adı altında da bir kategorisi varmış. Ondan da 20 soru soruyorlarmış. Soru sayısı aslında çok da fazla değil, normal. Buradan bir bakalım. Türkçedeki soruları çözmeyeceğim çünkü şu an paragraf gibi duruyor hepsi. Aynen. Bunlar klasik DYT sorularının benzeri. Hatta aynısı da olabilir. Ne kadar zor bilmiyorum. Videodan gördük çözmeye çalışabilirsiniz veya internet 2021 bekçilik sınavı diyerek buradaki sorulara yine ulaşabilirsiniz. Aynen noktalama işaretleri, daha sonra sıfat, zamir, fiil, bağlaç, hititler. Ha, burası Türkçe değil, ilk 20 soru. Türkçe geri kalanı sosyal bilgiler sanırsam. Ve tarih miydi? Alt başlığı unuttum bile. Fibula adı verilen çengelli iğneyi icat eden uygarlık. Bilmiyorum. Kolay değilmiş ha. Harbi genel kültür sorusu. Bunun sonuna gelmesi gerekmiyor muydu? Soru işareti. Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluğa uygun bir örnektir? Beslenme ihtiyacını gidermek. Parkta oyun oynamak, seyahat etmek, iyi bir evde yaşamak. Bunların hiçbiri topluma karşı bir sorumluluk değil. Bu çevreyi temiz tutmak. Çerez. Verilen tanım, yaşın fazla olduğu yerlerde dik yamaçlarda aşağı doğru toprak örtüsünün kayması. Hey lan. Nüfus dağılışına etkili olan faktörler. Sakarya'nın yük azalıklı. Sakarya Ceylan'ı. Bu da su kaynakları. Aşağıdaki desenlerde hangisi Hun Türklerine aittir? Türeyiş değil, Oğuzkan. Yapıştır. Bunları daha sonra cevap anahtarına bakacağız ve kaçta kaç yaptığımızı göreceğiz. Orta Asya'da ilk kurulan Türk devleti. Karahanlılar değil, Gazneliler diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir. Türkiye'nin mutlak konumu. Unuttum. Sosyal bilimlerden değildir. Fizik. İkinci kurucusu olarak kabul edilen padişah. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Birinci Mehmet Çelebi. Bunların aslında büyük bir kısmını, hatta tamamını lisede gördüğümüz derslerden ve daha çok TYT kolu gibi duruyor şu an çözdüklerime göre. TYT'ye benziyor arkadaşlar bekçilik sınavı. İkinci Mahmut dönemine aittir diyor. Hatırlamıyorum ikinci Mahmut'u. Cihan Ümmü adlı eser. Bilmiyorum. Mustafa Kemal'in Şam'dayken kurduğu cemiyet. İttihat ve Terakki değil de Vatan ve Hürriyet Cemiyeti olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Muş ve Bitlis 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephesinde görevliyken Ruslardan, Kafkas zaten bir Ruslar doğudaydı, Kafkas cephesi de doğu cephesi. Peki bu kadar yeter. Fizik. Klasik şey fizik soruları. Şimdi arasını hareket ettirirse perdede oluşan gölgenin alanındaki değişim aşağıdaki hangisi doğru verilmiştir? TYT sorusu klasik. Öncelikli olarak çizelim. Şimdilik burası böyle. Diyor ki cisim hareket yönü D'den E'ye diyor o zaman azalır. Artar demiş yanlış. E'den C'ye yanlış. Azalır demiş yanlış. C'den A'ya gölge artacak. Azalır demiş yanlış. A'dan B'ye azalır. Artar demiş yanlış. B'den E'ye azalır. Azalır doğru. Bir öğrenci numaralanmış özdeş cisimlere eşit büyüklükteki yatay kuvvetleri şekildeki gibi uyguluyor. Her iki cisim sabit süratle belirli bir mesafe ilerledikten sonra duruyor. Sürtünme var. Buna göre öğrencilerin cisimlere uyguladığı kuvvetler aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Uygulanan kuvvetlerin yönleri aynı. Doğrultusu aynı, yönleri aynı değil. Yanlış. Uygulanan kuvvetlerin doğrultuları paraleldir. Doğru. Çerez. Bu balık sorusu B noktasındayken su yüzeyine daha yakın. Akvaryumdaki balık ise B noktasıyla aynı seviyedeki. Tamam. Buna göre olayın hangi gerçekleşti? Balığın üzerindeki sıvı basıncı ilk konumdakini artar. Cisim derine indikçe üzerindeki sıvı basıncı artıyor. Yani balık aşağı doğru indikçe
Şey açık. Su eklenmesi diyor, eğer balık yerinde sabit kalırsa artacaktır. Balığın A noktasına gitmesi yine arttıracaktır. B noktasına gitmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecek. 1 ve 2. Burası bir tepe şeyi sorusu. Kinetik potansiyel enerji. Kolay soru. Potansiyel artarken kinetik azalıyor. Kinetik artarken potansiyel azalıyor. Ve bunların toplamı eşit oluyor. Değişmiyor. Eğer sürtünme yoksa. Bakalım, sürtünmeler ihmal ediliyor. Buna göre K ile L konumlarına ve L konumlarında yere göre sahip olduğu mekanik enerji türleri. K'dayken kinetik ve potansiyeli var. L'deyken sadece potansiyeli olması gerekiyor. Düşünemiyorum. Düşünme eğitimi kaybetmişim. Abi şöyle, K'da kinetik ve potansiyeli kesin var. Bunların hepsi direkt gidiyor. L'de de sadece potansiyel var diyorum ben şu an. Ama bunun yataydaki hızı da var. Sadece yukarı atılmıyor sonuçta bu. Eğer böyleyse o zaman kinetik ve potansiyel aynı anda olmuş oluyor. Bakalım. Dediğim gibi bütün soruları çözmek için çözmüyorum şu an. Deprem anında yapılması gerekenlerden biridir. Deprem anında yaparsam bunu zaten eşya üzerine devrilir veya muhtemelen eğer evi yıkılırsa geçmiş olsun bir fatihanı okurlar. Acil kişisel ihtiyaçlar için hazırlanması. Deprem anında yapmazsın kardeşim, bunu da yapma. Dayanıklı evlerde oturun. Deprem anında yapılması gerekenler diyor. Ben mi yanlış anlıyorum? Deprem anında temel ilk yardım kurallarını mı öğrenirsin? Deprem dayanıklı evde mi oturursun deprem anında? Herhalde şey sormak istiyor. Anlamadım soruyu. Fazla mı düşünüyorum? Yanlış mı yazılmış? Ha, şey diyormuş. Tamam, asansör ve merdiven boşluklarında uzak durulması. Ben oraya gidilmesi diye düşündüm. Kendimi yanılttım. Geldik sıcaklık sorusuna. Karıştırıldığında aralarında ısı alışverişi gerçekleşmez diyor. Abi eşit şey olursa N ve K yani. Abi fen soruları çerez. Bunları gördük. Daha fazla çözmeye gerek yok. Şimdi kimyaya gelelim. Sonrasında biyoloji var. Mavi turnusol kağıdı diyor. Mavi turnusolu değiştiriyorsa bunlar direkt asit, kahveli asit. Daha başka da şey yok. Direkt A yap. Değiştirmez, bu da bas. Bu kadar kolay. Boşaltımla ilgili organlar tamam. Tabloya dikkat alındı. Aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılmaz? Üre sadece böbrekten atılır. Tabloya göre bunu çıkarabiliyoruz. Karbondioksit deri ve ciğerden. Akciğerden atılıyor. Deriden atıldığı ile ilgili bir şey yok. Cidden çok kolay soru. Ben gelseymiştim aslında sınavda, belki çok rahat bekçi olurmuşum aslında. Bazı kemikler şekilde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir kemik grubunda yer alır? Uzun kemik, yassı kemik, yassı kemik. Tamam, o zaman kaval kemiği mi olacak? Bir uzun kemik o var. Biyoçeşitliliği test eden faktörlerden insan etkisi en az düzeydedir diyor. Hangisinde insan etkisi en az düzeydedir? Çevre kirliliği direkt insan, direkt insan. Fosil yakıt direkt insan. Doğal afetlere insanlara da sebep olabiliyor. Mesela yangın gibi sebep oluyor. Küresel iklim değişiklikleri. Buna da yine insan etkisi var. Yine doğal afet diyeceğim. Çerez soru geçiyorum. Bilinçli bir tüketici olan Onur, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenir? Canını her istediğini alması, kral. Ürün bozuk çıkarsa çöpe atması, hayır iade etmesi. Ambalajlı ürünlerde son kullanma tarihini kontrol etmesi. Aferin Onur. Kral Onur. Kurtuluş Savaşı öncesinde Erzurum'un savunmasına kahramanca mücadele veren Türk kadınıdır. Bilmiyorum. Mert Ankara'da Özge Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşıyormuş. Özge'nin yerini kaymakam yönetir. Doğru. Mert'in yaşadığı yer vali. Mert'in yaşadığı yerde su ihtiyaçlarını valilik karşılar. Özge'nin yaşadığı yerde kaymakam valiye bağlı olur. Görünüm Mert'in yaşadığı yerde vali devletin temsilcisidir. Evet. Deniz toplu taşımı. Zeplin lan tabi. Nasıl soru bu? Nasıl soru lan? Nasıl soru oğlum bu? Çok kolay. Ama bu çok bayağı kolay. İnsan yaşamını etki eden doğal unsurlardan değildir. Teknolojik imkanlar. Doğal unsur değil. Yere batan bizde, Selimiye bizde, Hatuşaş bizde, Topkapı bizde. Kuş cenneti bizde değilmiş. İlk olarak aşağıdaki okullardan hangisinde? Şemsi Efendi de okuyor. Yo, mahalle ekibi. Okul geçidi. Okumaya bile gerek duymuyorum artık. Gece gündüz. Yok, bu mevsimlerin oluşması. Mevsimlerin oluşması. Yön soruları, çerez sorular. Hastanenin güneyinde valilik binası yok, batısında var. Yanlış. Afetlerde yardıma ihtiyaç duyduğunuzda aranması gereken kuruluşlardan biridir. AFAD, arama kurtarma.
matematik sorularına geldik. Asıl çözmek istediğim sorular aslında zaten matematik sorularıydı. Merak ediyorum. Burada bizim bir 36'mız var. Burada bir 9'umuz var. Buradan bir 4 gelecek. Buraya gelelim. Burada bir 4 var. Daha sonra bir 8 var. Daha sonra ne yaptın ya? Cevap -4. Eşitsizlik sorusuna geldik. Sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır diyor. Eksili olan hiçbir tanım zaten bunu uygulamıyor. Bunu direkt yerine koyup çözün. Zaman kaybetmeyin işlemi yazarak. -9, -5, -1 oluyor. Bu da sağlamıyor. -12, -8, -8. Bu da sağlamadı. 5 sağlıyor mu? 11 bölü 5. 5 sağlıyormuş. İşleminin sonucu. Şimdi burası 12 bölü kök 10. Eksi burası 2 bölü kök 10. Daha sonra burası 13 bölü kök 10. Burası da 7 bölü kök 10. 10 üzeri kök 10 var üst tarafta. Dur abicim. 7 miydi? Alt tarafta da 20 bölü kök 10'umuz var. Biliyorsunuz ters dönecek. Cevabımız 1 bölü 2. Çerez. Yemin ederim çerez. 15 sorum vardı. 15'ini de çözelim bence. Ya benim aslında çalışmam gereken bir kurul sınavı, bir tane de final sınavım var. Ve bunlar da sene sonu notlarımı belirleyecek olan kritik soru sınavlar ve benim bunları kesinlikle geçmem gerekiyor. Ama burada oturmuş bunları çözüyorum. Cidden derlerdi arada bir YKS sorularını çözmek istersin diye, inanmıyordum. Küme sorusu var. 4'ün katı olan doğal sayılar, 5'in katı olan doğal sayılar. Bunlardan hangisi yanlıştır? Şimdi burada 55 var, 60 var, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 90 var. 4'ün katı, onu şuraya yazalım. 66, 66, 66, 68, 72, 72, 76, 70, 80, 84, 88. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 80 ikisinin de elemanı, tamam. Kesişimleri 2 doğru, 95 ikisinin, tamam. Bunun bir elemanı ama cevap E değil. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Bu soru kolay. Buradaki x y'nin buranın üzerine olan eşitliğini bulacağız. Burası 3 üzeri 4 yani x eksi y eşittir 4. Burası da 6 idi diye hatırlıyorum. X artı y de 6'ya eşit. 2x 10'a x 5'e eşit 5. Problem sorusu. 63 kilo pirinç 3 çuvala askere verilmiş. Birinci çuvaldan 4 kilogram pirinç alıp ikinci çuvala eklendikten sonra bu 3 çuvaldaki pirinç miktarının eşit olması için İkinci çuvaldan 6 kilogram pirinç alınıp x artı 4 olsun ilk çuval. Buraya 4 verildi. Buradan 6 eksildi. Yani burası aslında x artı 2 idi. Bundan da tamam. Denklemimiz bu. Buna göre ikinci çuvalda ilk paylaşım sonunda kaç kilogram pirinç vardır diyor. İlk paylaşım dediği buraya 4 kilogram pirinç yani x artı 6'yı soruyor bize. Buradan bize x artı 6'yı soruyor yani buradan 4 kilogram pirinç aktardığımız zamanı soruyor. 3'e bölecek olursak 63'ü 21. X 21'e eşit. Buranın cevabı da 27. Işıklarda yok. Ya tamam 23 ilk paylaşım dediği de zaten rastgele paylaştırılmıştır dedi. Ya saçma sapan düşünüyorum. Bulmuşun cevabı yapıştır geç. Çok iyi. Üçgen sorularına bayılırdım. Geometrim çok iyiydi benim. ABF kaç derecedir demiş. Şuradaki açıyı istiyor bizlere. Şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit. Burada sadece buradan paralellik var. Bu eşit birbirine. Onda sıkıntı yok. BC ile DE birbirine paralel. Dolayısıyla şuradaki açı 70. Burası da 70. Buradaki açı toplamda 65. Burası 140'tan burası 40 ise burasının cevabı 25 olur. Nice. Paralellikler verilmiş. Bu bir paralel kenar. Dolayısıyla belli buradan bir oran bulacağız. Orana göre de soruları çözeceğiz sorusu bu. Şöyle bir kesik alacak olursak. Burası 12, burası 2, burası 6. GH'ı soruyor bize. GH burası. Bulunur. Sıkıntı yok. 8'e 12 ise 6'ya kaç olur? İsterseniz içler dışlar yapabilirsiniz. Burası 72. X bize 9 geliyor. Burası 9. Dediğim gibi burası da buraya eşit 12'ye eşit. Dolayısıyla GH'in cevabı 3. Bir torbada renkleri dışında özdeş 5 kırmızı. Yapılan rastgele bir çekiliş ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor.
5, 4, 3. Kırmızı, beyaz, sarı. Sarı bile çekilme olasılığı, beyaz bile çekilme olasılığından azdır. Doğru, mavi bile çekilme olasılığı %0'dır çünkü mavi bilye yok. Kırmızı bile çok, sarı bile çekilme olasılığından. Beyaz bilye çekilme olasılığı 1 bölü 3 olacak. Yanlış. Sıkıldım. Ama bunlar hep klasik. Çok kolay TYT soruları. Yani çok kolay bir TYT sınavına giriyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz sınavı çözerken. Zaman sorusu, puan sorusu, grafik sorularından biri. Bunları hep bol bol çözüyordum. Bir tane grafik sorusu çözmek istiyorum. Bir fırında 5 gün boyunca satılan ekmek ve simit sayıları grafikte verilmiştir. Günlere göre satış sayısı verilmiş. 5 günde yapılan satışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demişler. Pekala. Ekmek sayısının ortalaması 186'dır diyor. Burada bir 50'miz var. Burada bir 40'ımız var. Burada bir 36'mız var. Burada bir 30'umuz. Sonra bir tane daha 30'umuz var. Dolayısıyla 60, 100, 150, 186 doğru cevap. Simit sayısının açıklığı. Şurayı bir silelim. Simit sayısının açıklığı 20'dir. En yüksek ile en düşük mü? Tamam, doğru. Pazartesi günü satılan simit sayısı simit sayısına eşittir. Eşit. Yaşama günü satılan ekmek sayısı cuma günü satılan ekmek sayısına eşittir. Ne alaka lan? Oğlum sorular çok basit. Bizim TYT'ler bu kadar çok basit olmuyordu. Ne bu? Son 20 soruya geldik. Bunlar genel kültür soruları. Nobel Kimya Ödülü kazanan ilk Türk. Aziz Sancar. 2020 turizm yılı teması olan antik kent. Hatırlamıyorum ki abi. 2020 yılında tatile çıkamadım ki ben koronalı. Ve gerçi çıksam da broşürlere bakmıyorum ki ben. Turist değilim anasını satayım. Bilmiyorum. Görmedim. Akdeniz ve deniz yetki alanı sınırlaması 2020'de hangi anlaşma yaptığı ülke? Abi ben hatırlamıyorum ya. Cidden. 2020 yılında kimle anlaşma yaptık biz? Hatırlamıyorum. Devrim sanatçısı unvanı alan hayatını kaybeden Türk piyanist. Bilmiyorum. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı kimdir? Ne bileyim abi. Oscar ödüllerinde en iyi film kategorisinde verilen ödülü aşağıdakilerden hangisi almıştır? Joker. Ama Parazit filmi alabilir de. Parazit'i izledim. Gerçekten güzel bir film. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Hani Japon muydu? Kore yapımı mıydı? Emin değilim. Sırf o diye izlemezlik yapmayın. Mutlaka izleyin. Aşağıda zaten altyazılı izleyeceksiniz. Aşağıdaki şeylerin hangisinin 1 saatte en fazla fidan dikme rekoru? Bursa değil. Çorum olabilir mi? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Genel kültür sorularını beğendim. Güzel. Çoğunu bilmiyorum çünkü. İtalyan Kültür Birliği'nce verilen Ristori ödülüne sahip olan devlet sanatçısı. Bilmiyorum. Oğlum bunların hiçbirini bilmiyorum lan. Ne yapacağız? Yaptığı makinelerle günümüz mekanik ve sibernetik birimlerin temel taşını oluşturan Diyarbakır Ulu Camii ünlü. Abi mekanik deyince El Cezeri geliyor. El Cezeri Cizreli. Bireysel spor dallarından biri değildir. Boks öyle, eskrim öyle. Handball. İslam İşbirliği Teşkilatı gözlemci ülkelerinden değildir. Abi ben Rusya diyeceğim. Rusya Müslüman değil. Lübnan'la Doğu Hatay ilimizden Akdeniz'e dökülen nehir. Dicle değil, Fırat değil. Bilmiyorum. Aşağıdaki ülke başkenti eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İran doğru, Suriye, Şam doğru, İtalya, Roma, Azerbaycan, Bakü, Suudi Arabistan, Mekke. Burada bizi düşürülebilirler. Suudi Arabistan'ın başkenti Mekke değil. Riyad. Bilmiyorum. Öyle bir şey. Bunu bilmiyorum. Mehmet Akif Ersoy Safahat isimli eserinin aşağıdaki şeylerden hangisini koymamıştır? İstiklal Marşı. Budapeşte düzenlenen eski rekor. Bilmiyorum. Böyle. Cevaplarımızı kontrol edelim. Bakalım çözdüğüm sorulardan kaç tanesini doğru yapmışım. Frigler bulmuş Fibula'yı. 22A, 23A, 24 Denizli, 25 Bursa, 26 Ceyhan'mış. Karahanlılarmış. İlk Müslüman Türk devletiymiş Orta Asya'daki. Unutmam artık. 28 Adana, 29 Bursa, 31 Denizli. Cihannümma. Bilmiyorum abi. Çok değişik. 32 Ceyhan, 33 Adana. Bunları geçtik zaten, bakmadık bile. Daha soruları. 36 Edirne, 37 Bursa, Ceyhan, Edirne, 41 Ceyhan, 42 Edirne. Full gidiyoruz arkadaşlar. 46 Adana,
7 Bursa, 48 Denizli, 49 Adana, geçelim. 51 Ceyhan, 53 Ceyhan, 54 Bursa, 58 Denizli, 59 Bursa, aha 60 Ceyhan'mış. İlk önce mahalle mektebine gitti. Annesiyle babası karar veremedi. Önce annesine mi gidiyordu, babasının okuluna mı gidiyordu? Karar veremedim ona. 61 Adana, 62 Denizli, 63 Denizli, 64 Adana, 65 Ceyhan, 66 Adana, 67 Edirne, 68 Bursa. 67 sonuncu cevabı Denizli'ymiş. Şimdi fark ettim. Denizli olması gerekiyor, evet. 39 Edirne, 70 Edirne, 71 Bursa, Ceyhan, 73 Bursa, Denizli. Burayı çözmemişim. Grafikte soru 80 Denizli. 83. Parazit mi almış? And the Oscar goes to Parasite. Sancar. Sorusu doğru. 94. Denizli, Edirne. 98. Ceyhan, Edirne. Suriname mi? What the fuck? Suriname. Ne alaka ya? Rusya niye? Rusya gözlemci miymiş? İlginç. Şimdi şu soruyu merak ediyordum ben. Bursa. Volkan Bozkır. Herhalde Türk diye sordularım. Danilo Türk. O da mı Türk? Bilmiyorum. Her neyse, değişik bir deneyimdi benim için. Genel olarak izlenimim şu şekilde. Kolay bir TYT sınavı diyebilirim. Özellikle matematik ve fen açısından, sosyal açısından da aslında kolaydı. Bir genel kültür açısından da bilmediğim için birçok soru yapamadım. Türkçe sorularına bakmadım açıkçası. Paragraf sorusu diye yapmadım. Bu videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.